Sevgili seyircilerimiz, 2018 yılı boyunca kültür sanat gündeminde neler konuşuldu, hangi gelişmeler öne çıktı? Bugün bir kez daha gözden geçireceğiz. Kaybettiklerimiz de oldu, kazanımlarımız da oldu elbette yıl içinde. Biz de tüm bunları bir kez daha konuşmak üzere yıllardır kültür sanat gündemini yakından takip eden gazeteci dostumuz, Hürriyet Gazetesi yazarı İhsan Yılmaz'la birlikteyiz. İhsan hoş geldin. Merhabalar. İstanbul'daki etkinliklere gelmeden önce şöyle bir Anadolu'ya gidelim istedik. Çünkü kuşkusuz yılın en önemli gelişmelerinden biri aslında insanlığın kültürel mirası adına Göbekli Tepe ile ilgiliydi. Doğuş grubunun da desteklediği Göbekli Tepe dünyanın ilk tapınağı olarak gösterilen bu özel yer UNESCO'nun kültürel mirası, dünya mirasına kabul edildi. Bence çok büyük bir kazanımdı. Ne dersin? Kesinlikle insanlık tarihinin ortak mirası zaten. Sıfır işte, noktası sıfır tescil noktası edildi. İşte avcı toplayıcıdan yerleşik tarım toplumuna geçişin ilk yeri olarak biliniyor dünya tarihinde. UNESCO dünya kültürel mirası alınması çok önemli ama onun dışında ben başka bir şey söyleyeyim. Doğuş grubunun orada yaptığı başka bir şeyi. Normal kazı alanlarını geziyoruz hepimiz biliyoruz. Yeni çıkan neler bulundu, neler oldu, insanlık tarihine neler katkı yaptı hepsini biliyoruz ama orada yeni bir müzecilik anlayışıyla inanılmaz güzel bir tesis inşa edildi oraya. İşte canlandırmalar yapılıyor, insanlık tarihini canlandırma animasyonlarla orada veren yani o toplumun o döneme 10 bin yıl öncesinin 12 bin yıl öncesinin içine sokuyor sizi. Önce orada hazırlıyor. Yani çok çağdaş, uygar, çok güzel bir sergileme alanı yaratıldı. Yani gittiğinizde önce size görülmeli, evet. Kesinlikle görülmeli. O anam yani şey kadar dünya kültürel mirasına alınması kadar ben yapılan oradaki işi de çok önemsedim ve çok hoşuma gitti. Son aylarına doğru başka bir kazanımımız daha oldu. Zeugma'nın en özel mozeyinin kayıp parçası diyeyim. Çingene kızı sonunda Türkiye'ye getirildi, yuvaya döndü. Ve 5,5 yıldır süren bir çalışmanın, çabanın sonucunda Türkiye'ye getirilmiş olması gerçekten kazanım. Ama böyle de olmalıydı herhalde. Evet, Kültür Bakanlığı ya bu konuda yıllardır, uzun bir süredir yani son dönem değil sadece. Bu dediğiniz gibi sadece bunun için çaba gösterilen zaman 5,5 yıl. Evet. Bunun gibi diğer kültürel hazineler için de bu çaba gösteriliyor. Hala istenen işte en son yeni kullandığımız bir haber. Ayasofya Çinlileri için tekrar Paris'te görüşmeler yapılıyor. Zeugma Mozaiği'nin çok güzel tabii ki Zeugma Müzesi. İnanılmaz güzel mozaikler var orada. Çingene kızını yalnız görüyorduk orada. Onun parçaları, diğer mozaikler, figürler gelince tamamen bütünleşmiş ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkmış oldu. O dönemi de bütünlemiş oldu bir şekilde. Evet, evet. Bu arada Mardin Bienali vardı evet. Ve ne hoş ki dünyaca ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei Mardin Bienali'ne katıldı. Biz İstanbul'da bir araya gelme fırsatı bulduk ki buraya gelmesi, Türkiye'ye gelmeyi tercih etmesi dünyadan Türkiye'ye bakış ve dünyadan Türkiye algısına dair müthiş bir gelişmeydi aslında. Bir de Mardin Bienali'ne gitti, ne dersin? Güncel sanatın en önemli figürlerinden, aktivist aynı zamanda biliyorsunuz. Tabii ki bu topraklarla ilişkisi var. Göçmenler üzerine buralarda film de çekti. Dünyaca ünlü bir sanatçının Sabancı Müzesi'ndeki serginin küçük bir parçası da olsa Mardin gibi bir yere Anadolu'ya gitmesi yani çok önemliydi bence. Anadolu'nun yani o insanlara öyle bir sanatçıyı tanımaları da güzeldi. Buradan Ege'ye doğru gidelim o zaman, Mardin'den Ege'ye doğru. Bodrum Müzik Festivali 14. kez gerçekleşti ve hem Türkiye'den hem dünyadan klasik müzik alanında çok değerli isimleri konuk ediyor. Gülsün Onay ve Fazıl Say başta olmak üzere bu yılda öyle bir kadro vardı. Ve ben şunu çok önemsiyorum, yine Doğuş Grubu'nun kurucu destekçiliğiyle gerçekleşen bir festivaldir. Bir Turgut Reis Marina'da başlayan festivali şimdi bir Bodrum Müzik Festivali haline gelmesi önemlidir ve
müdavimleri vardır İhsan. Evet. O da enteresan değil mi? Türkiye'deki klasik müzik tutkunlarının profiline dair müthiş bir gösterge bence. Bodrum Müzik Festivali'nin dediğiniz gibi şeyi oldu, kendine ait bir seyirci kitlesi oluştu. Her yıl gittiğimizde biz de hemen hemen yani yakın çevre oluşturduk neredeyse orada insanlarla, aynı kitleyle. Tabii bizim sanatçılarımızın, Gülsün Anay dediğiniz gibi, Fazıl Say gibi önemli sanatçılarımızın dünyaca ünlü sanatçılarla birlikte orada olmaları, o programa katılmaları çok önemli. Onu da önemli kılıyor ve Bodrum'a yayıldı. Artık kemikleşmiş, klasikleşmiş bir festivalimiz oldu, yaz festivalimiz oldu. Bodrum'dan söz açmışken Aspendos Opera ve Bale Festivali elbette evet. aklıma geliyor. Tam da bu noktada Devlet Opera ve Balesi'nin bu sene daha görünür, daha renkli bir program izlediğine hepimiz şahit olduk. Yeni eserleri ve iyi eserleri, güçlü eserleri sahneye koymaya başladılar. Türkiye'den bize işte en son Çanakkale'ye yaptılar, Troya'ya yaptılar. Murat Karar'ın şöyle bir özelliği de var. Tabii işte Zeki Müren şarkıları gibi bir projeyle daha popüler kültüre de çok yakın duruyor. Ben Bodrum'da izleme şansına sahip oldum. İşte İzmir'de konser yaptı. Bir alem halinde düştün elime. Hani ey gözyaşı acaktı. Operayı yaygınlaştırmaya çalışan bir isim oldu ve kesinlikle bir hareketlilik getirdi. Evet evet, bu yılın yıldız isimlerinden biriydi evet. bence. İtalya'da alkışlandı, yani o inanılmaz görüntülerdi önemli onlar. Önemli başroller evet. seslendiriyor İtalya'da, sokaklarda alkışlanıyor. Tabii biz böyle dolaşırken Anadolu'yu Kapadokya gibi muhteşem bir dokuyu da unutmayacağız ki Kapadoks bu yıl 4. kez gerçekleştirildi. Kapadoks tabii farklı disiplinleri bir arada o doğayla, o müthiş doğayla, o görsel zenginlikle birlikte sunması. Çok özel çağdaş, bir buluşma değil mi? Çok özel bir buluşma. Çağdaş Sanat'tan konserine kadar, çeşitli söyleşilerine kadar inanılmaz bir o atmosfere çok uygun işler bir festival oldu o da. Festivalleri var ki hem İstanbul'da hem Anadolu'da bu yıl ekonomik zorluklara rağmen gayet başarılı bir şekilde gerçekleşti. 25. yılını kutlayan İstanbul Jazz Festivali örneğin Nick Cave'i ağırladı. Evet, muhteşem, inanılmaz bir konserdi. Değil mi? Gidebildin evet, yani mi? Gittim tabii. Yani herhalde hayatıma kaydedilen konserlerden biri oldu. Robert Plant, Benjamin Clemente, Melody Gardot bu isimler zaten çok güçlü isimler, takip ettiğimiz güçlü isimler. Elbette Kurt Elling, Dave Holland gibi yine caz dünyasının da önemli duayen isimleri vardı. Dolayısıyla 46. İstanbul Müzik Festivali, 35. Ankara Müzik Festivali, Afyon Klasik Müzik ve Caz Festivalleri, 28. Akbank Caz Festivali ile klasik müziğe ve caza dair Türkiye'deki resim bu yılda tamamlanmış oldu herhalde evet. değil mi? Evet, bunların yani sürdürülmesi çok önemli. Çok eksikliğini hissedeceğimiz, aman şunu da izleyebilseydik diyeceğimiz çok fazla şey kalmıyor bu anlamda. Bu arada tabii iş sanat sahnesi her yıl yakından takip ettiğimiz bir sahne ki yerleşik köklü bir sanat kurumunun böyle bir sahneyle yine dünyadan evet. çok önemli isimleri ağırlıyor olması kıymetli. Ki iş sanat sahnesinin de müdavim izleyicisi vardır. Her sezon böyledir. Bu sezonda Natalie Murray, Beale yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle bir açılış yapıldı. Sarah
McKenzie konseri önemliydi. Nina Zilli, Rena Capuchon gibi dünya starları vardı. So high my heart can't bear that strain. Oh, again. Yanı sıra elbette çocuk oyunları, şiir dinletileri ve Kibele Sanat Galerisi'ndeki önemli sergileri, Erol Kınalı retrospektifi, Mustafa Ayaz sergileri sanatseverlerle buluştu. Yerli müzik alanında da çok özgün işlere imza atılıyor. Göksel ve Sinema Senfoni Orkestrası, Hüsnü Şenlendirici'nin Hüsnü Dream Projesi'nin ilk konseri, Emre Altun Sinema Senfoni Orkestrası ile konseri, böyle birçok ard arda proje sayıyorum. Çok da aslında farklı işler diye düşünüyorum ama ne dersin? Evet, programını ben çok beğeniyorum, iş sanatın. Belli bir alana odaklanıp kalmıyor. Yeni açılımlara, yeniliklere çok açık bir program anlayışları var. İşte klasik müzikten dediğiniz gibi yani farklı projeleri orada hayat buluyor. İşte şiir geceleri düzenleniyor. Yani geleneksel tıklım, oldu. Evet, geleneksel. Yani tıklım tıklım dolu bir şiir dinletisini insan yani hayal edemez ama evet onu salon doluyor. Kutluyoruz. Evet. Değil mi? Böylesine kesinlikle. Uzun soluklu. Çok çok iyi bir program olduğunu gösteriyor. Evet, da. Evet. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Tiyatro sahnesine, ne güzel ki üretim hiç durmadı, tiyatro sahnesi hiç boş kalmadı ve sürpriz isimler yıllar sonra tiyatro sahnesine evet. döndü. Bu da çok özel değil mi? Mesela Şener Şen'i sinemada veya ekranda çok izleyemiyoruz diye sitemeden izleyici öyle bir sürprizle karşılaştı ki tiyatro sahnesinde karşısında buldu kaç yıl sonra. Evet, yıllar sonra Zengin Mutfağı sahneye taşıdılar. Evet. Ustaların tabii ki onlar oyuncu, tiyatrocular, evet. ilk göz ağrıları sahne tozuyla bugünlere geldiler. Sinema tabii ki popülerleşmelerinde, tanınmalarında çok önemli yeri var ama tabii hep hiçbir oyuncu sahneyi unutmaz asla. Evet. Onlar da bir şekilde tekrar dönüp ilk göz ağrılarına sahnede yerlerini alıyorlar. Ne mutlu onları sahnede izleyebiliyor olmak çok evet. gerçekten çok önemli ve çok güzel bir duygu. Sahneye geri dönen isimlerden biri Ozan Güven. Onlar evet, da çok da mutlu. Oyun. Don Kişot'un Ben adlı oyunla o da ilgi gören projelerden Kadıköy'de, biriydi. Kadıköy'de evet. baba sahnede inanılmaz bir performans. Kitaplarımda yakılsa olmasa bile mi verim? Silahlarım var nasılsa yolumdan dönmem giderim. Ve tabii ki 22. İstanbul Tiyatro Festivali 12 yerli 12 yabancı yapım seyirciyle buluştu. Takip edebildiklerin senin notlarından evet, tiyatro festivaline dair neler çok var? Çok önemli. Dünya sahnelerinin ilgi gören oyunlarını buradaki seyirciye ulaştırması çok önemli tiyatro festivalinin. Çok güzel. Müzikal mesela bizde çok fazla sahneye konmaz. Dünyanın önemli güzel müzikallerini getirip bize izletiyor. Tiyatro evet. festivalinin öyle bir önemi var. Bir de festivalde benim gözlemlediğim şöyle bir şey var. Yani şu anda tiyatro sahnesinde oynanan oyunlar ilk festivalde izleyici karşısına çıkıyorlar. Evet, premier. Ve önce onların biletleri tükeniyor. Akife ödülleri ve Sadri Alışık ödülleri bu yılda takdim edildi. Bir Baba Hamlet, Yuvar, Romeo ve Juliet ve Joseph K. zaten öne çıkan, ödüllerde de öne çıkan oyunlardandı. Ya, hangi oyunların çok önde olduğunu, ilgi gördüğünü bilmek isteyenler biraz ödüllere bakarlarsa. Aslında doğru,
bir gösterge. Evet. İyi bir gösterge o. Yani kendilerine program yaparken ödülleri biraz göz önüne alırlarsa evet, iyi oyunları kaçırmamış olurlar. Ve yine ödüllü işlerden biri Damdaki Kemancı. Çok da müzikal olmuyor, evet, dedik ama Broadway'in en uzun süreli müzikali Türkiye'de sahneye kondu. Mehmet Ergen'in rejisiyle ve kadroda Binnur Kaya, Mehmet Ali Kaptanlar, Özgür Çevik gibi isimler yer aldı. Çok başarılı bir işti. Zorlu PSM'yi bu anlamda kutlamak gerekiyor. Onlar bu işin arkasında orayı, yani bu tür projelerle, yani yabancı çok dünyaca ünlü, evet, işte Müzikets'ti vesaire gibi müzikalleri getirmenin dışında bir yerli prodüksiyona böyle yer vermeleri, ona emek ve zaman, para harcamaları çok önemli. Unique'de mesela bu izlediğim çok Emma Chaplin'i izledim, çok hoşuma gitmişti. Evet. Yani büyük salon, çok güzel, evet, büyük konserler yapılabiliyor. Fazıl Say'ın konserleri oluyor. Onlar çok önemli işler. Unique sahneyi de bu arada evet anmak gerekiyor. Anmak gerekiyor. Elbette edebiyata da sözü getireceğiz. Evet. Edebiyat alanında 2018'in öne çıkanlarını konuşmadan önce enteresan bir yıldı. Özellikle Nobel heyetinden gelen, evet, açıklama dolayısıyla İsveç Akademisi 2018 Nobel ödülünü vermeyeceğini, 2019'a ertelediğini söyledi. Bir skandaldı. Bir skandaldı, evet. Buna sebep olan akademi üyelerinden şair Katarina Frostenson'un eşi Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault hakkında 18 kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yapıldı ve yani gerçekten şaşırttı değil mi edebiyat alanında gelen dünyanın, bu haber? Hayır, dünyanın en önemli ödülü, Nobel Edebiyat Ödülü her yıl merakla bekleniyor. Evet. Kim aldı, kim alacak? Öncesinde neredeyse totolar oynanır, şeyler, iddialar yapılır, şu mu alır, bu mu alır diye. Oradan İsveç Akademisi'nden böyle bir taciz skandalının çıkması, evet, yani Nobel tarihinde herhalde. Hadi çıktı ödülün ertelenmesi. Ama işte seçici kurulun üyeleri o acaba öne onun etkisi var mı var yok mu tartışmasından dolayı onlar da şaibe kaldırmamak adına, yani üzerimize gölge düşmesin diye bu yıl vermeme kararı aldılar. Uluslararası Kitap Fuarı yine çok iyi bir katılımla, evet, gerçekleşti. Gösterge midir? Ne dersin? Ya tabii ki göstergedir. En azından oraya olan ilginin göstergesidir. İnsanların yani bir kültürel bir etkinlik. Sadece bir fuar olarak bakmamak gerekiyor TÜYAP Kitap Fuarı'na. Söyleşileriyle, imza günleriyle başka bir atmosfer yaratılıyor orada. Bir kültür iklimi oluşturuldu. Onur yazarı Selim İleri'ydi. Evet. Kendisini tekrar kutlarız tabii ki buradan. Nice güzel ödüllere diyoruz. Ve iki tane kitabı yayınlandı, hı, yıl içerisinde. Öne çıkan kitaplar dediğimizde aslında Atatürk kitapları çokça, evet, yayınlandı. Ne diyorsun? Hayatına ait her yeni bilgi insanların ilgisini çekiyor. Yeniden onu okumak istiyorlar. Fakat daha samimi, daha yakın bir Atatürk, evet, okuyor olmak da galiba bu ilginin, çok önemli, değil mi? Evet, evet. Bir resmi nedenlerden, bir tarih anlayışı içinde değil, daha insan, bir insani yanlarını öne çıkaran, onun hayatını ortaya çıkaran kitaplar olması tabii ki çok önemli. Bir de yetkin kalemler isimler tarafından, isimler tarafından alınması, yazılması önemliydi. Gelelim en çok satan kitaplara. Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu, Stefan Zweig ilk sırada. Zweig çok önemli bir yazar. Elbette. Bir de İkinci Dünya Savaşı öncesi ve o savaş yıllarının çok iyi portresini çizmiş.
anlatmış bir isim. Belki insanlar o dönemle kendi yaşadıkları dönemi özdeşir ama çok güçlü de bir kalem tabii ki. Çok fazla yayın evi tarafından yayımlandı. Sanırım onda telifle ilgili bir şey var. Telif ortadan kalkınca bütün yayın evleri hemen hemen Zweig yayınladılar. Ama tabii burada listede de görüleceği gibi İş Bankası'nın Zweig'ları biraz ipi gösterdiği gibi geliyor. Bu arada diğer kitaplar Abum Rabum İskender Pala, Kürk Mantolu Madonna listelerin değişmesi. Sabahattin Ali. Şimdi 2019'da daha da fazla öne çıkacak. Daha fazla öne çıkacak. Şöyle bir durum var orada. Ölüm, yani telif hakkı kalkıyor. Ölümünün üzerinden 70 yıl geçtikten sonra serbest kalıyor telifi. Yani aileye bağlı kalmıyor. Ama şu anda çok iyi biliyorum ki bir sürü yayın evinin yeni Sabahattin Ali kitapları hazırladığını. Zweig gibi olacak önümüzdeki yıl. Yani farklı farklı yayın evlerinden farklı farklı şekillerde yayınlanmış Kırk Mantolu Madonna okuyacağız. Kuyucaklı Yusuf okuyacağız belki. Evet, Ahmet Ümit'in Kırlangıçlığı çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk. Bence. Evet, yılın iki önemli kitabı iki ve önemli çok kitabı. İlgi gören bestseller listesinde de yer alan kitaplar. Ayşe Kulin'in Kör Düğüm, Harry Potter o da değişmez listelerde ve Felsefe Taşı ve Dan Brown'un Origin başlangıç listede yer aldı. Ve şimdi sona geliyoruz. Aslında en zor bölüm. Bu sene veda ettiğimiz isimleri de şöyle bir anmak istiyoruz. Gazeteci, yazar, çevirmen, yaşam ustası Aydın Boysan'ı kaybettik. 96 yaşındaydı. Çok büyük bir renk kaybı olmuş oldu. Evet. Yani değil mi? Hayatın rengi hayatın gibi. Renklerinden biri gibi. Hele yakından tanıma fırsatı olanlar ya da ekranlardan sohbetini dinlemiş olanlar da aynı şeyi söyleyecektir, hissetmişlerdir. Gerçekten renkli bir, yani şeyin yazdıklarının, ürettiklerinin, mimar olarak yaptıklarının yanında çok iyi bir gusto, yaşam gustosu da kaybolmuş oldu. Diğer yandan usta tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu, Türk Edebiyatı'nın tiyatrosunun önemli isimlerinden, çevirmen, yazar Yılmaz Onay. Güneş Topla Benim İçin ile tanırız, söz yazarı, şair, gazeteci, oyuncu, çevirmen Ülkü Tamer. Zülfü Livaneli'nin bestelediği Çırak Aranıyor'la da tanıdığımız Türk şiirinin yaşayan en büyük şairlerinden Refik Durbaş. Kapıcı Cafer tiplemesiyle tanınan oyuncu Ercan Yazgan, Kaynanalar dizisinde çok da sevdiğimiz bir karakterdi. Tijen karakteriyle tanıdığımız opera sanatçısı, oyuncu, ressam Profesör Doktor Sevda Aydan, yönetmen, tiyatro, sinema, seslendirme sanatçısı Toron Karacıoğlu ve yine tiyatroda pek çok karaktere hayat veren Ayşe Selen. Evet, tüm bu isimleri biz rahmetle alalım tekrar uğurladık. Bu yılın kaybettiklerimiz kaybetti ve oldu. Dünyada çok önemli bir isme daha veda ettik. Spider-Man, Fantastic Dörtlü, X-Men gibi süper kahraman karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee 95 yaşında hayata veda etti ve inanılmaz bir dünya bıraktı geride, değil mi? Hayallerimizi süsleyen bir dünya, imajları kafamızda kalan bir dünya bıraktık. Kendisine teşekkür edelim. Evet, sanata değer kattıkları için. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için İhsan. Bir son dilek, yılbaşı dileğiyle de tamamlayalım. Kültürle dolu yeni bir yıl diye ne diyelim? Değil kültür mi? Ve sanatla dolu süsledikleri renkli bir dünya yeni yıl olsun. Öyle olsun. Biz de katılıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğun için. Sevgili seyircilerimiz, bir yılı daha geride bırakırken yıl boyu takip ettiğimiz kültür sanat gündeminden öne çıkanları bir kez daha hatırlıyoruz. Bugün özelde resim, heykel, seramik, fotoğraf başta olmak üzere Türkiye'de ve dünyada sanat kurumlarının ajandalarından derlediklerimizi ve çağdaş sanat alanında yılın öne çıkanlarını konuşacağız. Ve İstanbul Modern Direktörü sevgili Levent Çalıkoğlu konuğumuz. Levent, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Yılın en önemli olaylarından biri İstanbul Modern'in geçici binasına, Beyoğlu'na taşınmasıydı. Yıllardır Karaköy, Dörtnoğlu, Antrepo ile özdeşleşmiş olan İstanbul Modern'in taşınması, bir müzenin taşınması, yeniden yeni binasında izleyiciyle buluşması nasıl bir deneyim oldu? Niyetimiz geçici mekanda 3 yıl kalmak, 2020'nin sonunda da yeni müze binamızı açmak. 2 ay 10 günlük bir sürede Karaköy'ü kapatıp
Meşrutiyet Caddesi'ne geldik. Meşrutiyet Caddesi'nde Valiuri'nin binasındayız. Union Française binasındayız. Her mekanın kendine özgü bir ruhu ve kimliği var. Evet. Şüphesiz bir müzeyi taşıyorsunuz ama o mekanın kondisyonu ve bulunduğu sokakla olan etkileşimi yepyeni fikirler doğuruyor. Biz 8 katlı bir yere geçtik. 2 katı biz kendimiz kullanıyoruz. Geri kalan alanlarda yine koleksiyonumuz, geçici sergilerimiz, fotoğraf galerimiz, eğitim departmanımız, sinemamız mevcut, kütüphanemiz mevcut. Herkesin ortak görüşü ne kadar samimi, ne kadar sıcak. Evet. Size hep hani, onu söyledik. Evet, herkes bunu söylüyordu. Sanat olaylarına dönüp bakarken Eylül ayları yine de bir başlangıç, sezon açılışı gibi olur. Contemporary İstanbul'un 13. edisyonu Eylül ayında gerçekleşti. Özellikle geniş bir kesim tarafından izleniyor olmasına dair düşüncen ne? Uluslararası entegrasyon her koşulda çok çok kıymetli ve önemli. Şimdi fuarla tabii bambaşka bir izleyici kitlesi de aslında kültür sanat alanının içerisinde bir tecrübe kazanıyor. Eylül ayı dediğiniz gibi oldu, yani aynen işte bir tür sezon açılışı gibi algılanıyor. Ama eş zamanlı olarak düşündüğümüzde o hafta bir de Tasarım Bienali açıldı aslında. Şimdi Tasarım Bienali de bambaşka bir düşünsel alan aralıyor kültür sanat dünyasında. Daha da önemlisi bu yılki tema çok çarpıcı ve çok da ilginçti bence. Okullar kere, okulu sorgulayan bir temaydı aslında. Evet, öğrenmeyi sorguluyor aslında. Nasıl öğreniyoruz? Öğrenmeyi nasıl tasarlıyor pedagoglar? Veya içerisinde geleneksel bilgi nasıl güncele aktarılıyor? Şüphesiz dünyanın farklı coğrafyalarında bu öğrenme tecrübelerinin bize adapte edilmesi de veya bizim tecrübemizin de paylaşılması o açıdan bence çok ilginç ve önemli. Tasarım Bienali de aslında 200 bin ziyaretçi ağırladı. Evet. Çok çok önemli bir rakam bunlar. Evet, evet. Yanlış hatırlamıyorsam da Contemporary İstanbul'da 74 bin ziyaretçi ağırladı. Evet. Fotoğraf sanatına dair bu yıl çokça konuştuk. Evet, aslında hüzünlü bir kayıp da sebep oldu. Usta fotoğraf muhabiri, kendi deyimiyle foto muhabiri, fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i kaybettik bu yıl. 17 Ekim'de hayata veda etti. Hemen doğum gününün ertesinde gelen bir vefat haberiydi. Çünkü biz 90. yaşını Ara Güler Müzesi'nin açılışında birlikte kutlamıştık. Çok mutlu oldu. O yıllardır titizlenip gözü gibi baktığı arşivinin artık emin ellerde olduğuna ikna oldu. Oradaki mutluluğunu da paylaştı bizimle. Doğuş grubuyla yaptığı işbirliği sonucu Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Araştırma ve Arşiv Merkezi o hayattayken açıldı. Onun kaybından sonra neler söylemek lazım? Ya bir kere bize görmeyi öğretti diyebiliriz Ara Güler için, bu kesin. Yani fotoğrafa bakmayı da öğretti diyebiliriz. Fotoğrafın belki de nostaljik haline muhtemelen en akılda kalıcı, işte imgeye bürünen hallerini Ara Güler bize emanet bıraktı diyebiliriz. Onun sayesinde belki de 50-60'lı yıllar Türkiye'sini hatırlıyoruz. Onun sayesinde romantizmi hatırlıyoruz. Bence çok önemli bir ayrıcalığı Ara Bey'in. Çok üstünde durulmuyor belki de. Onsuz bir fotoğraf tarihi ve sanatı pek nasıl ilerleyecek göreceğiz doğrusu. Benden başka herkes sinemacı oldu bu memlekette. Ben insanların fotoğrafçısıyım. İnsanlarla uğraşıyorum. İnsanların yaşantısı, insanların nefes alması, insanların ne bileyim bir şey yapması beni ilgilendiriyor. Çok az sanatçıya kısmet oluyor böyle şeyler. Doğru. Yani Ara Bey'in elinde olağanüstü bir arşiv var. Bir kere kendi arşivi yeterli ama dünyada Magnum fotoğrafçılarıyla, değiş tokuşla elde ettiği olağanüstü bir birikimi var. Bunun paylaşılması, kayda alınması, gelecek kuşaklara aktarılması olağanüstü bir misyon aynı zamanda. Hepimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Yani bence konu sadece Doğuş grubunun değil, aynı zamanda elbette Ara Güler'i seven, tanıyan herkesin de sorumluluğu olarak görülmeli diye düşünüyorum. Fotoğraftan söz etmişken, kısa bir süre önce İstanbul Modern'de izlediğim Yıldız Moran sergisi, Türkiye'nin ilk akademik eğitim almış kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran'ı daha yakından tanımak için çok kıymetli bir vesile gerçekten. En az Ara Güler kadar ve önümüzdeki süreçte de muhtemelen Ara Güler kadar daha çok konuşulacak ve hatırlanacak bir isim olacak Yıldız Moran. Belki de biz
Anadolu'yu ilk defa bir kadının gözünden izliyoruz. Evet. 7000 parçalık bir arşivden söz ediyoruz. Biz 86 fotoğrafını sergiledik. Serginin adı Bir Dağ Masalı, böyle hoş bir metafor bir taraftan. Adım adım biz de İstanbul Modern olarak, yani Yıldız Moran arşivini gün yüzüne çıkarmak, yurt dışında tanıtmak istiyoruz. Sabancı Müzesi'nde Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey ve Rus Avangardı sergileri özeldi. Pera Müzesi'nde de Parayanov Sarkis'le ve Zaman Değişmeni sergileri sanatseverlerle buluştu. Akbank Sanat'ta Bülent Erkmen'in çok önemli bir 40 yıllık bir retrospektifi vardı, Remix sergisi. Türkiye'de grafik dilin ve görsel dilin en önemli temsilcisi diyebiliriz. Ve bize sunduğu o 40 yıllık birikim aynı zamanda Türkiye tarihini gösteriyordu. Arkas koleksiyonu sergilendi. Tophane Amire'de empresyonizm üzerine kurulu bir koleksiyon dilimi davet edildi. O da bence çok çarpıcı ve önemliydi. Salt'ta da çok önemli sergiler açıldı. Yılmaz Zenger arşivi devam ediyor. Tavsiye ederim. Önemli bir birikim. Bir taraftan da Salt Beyoğlu'nda Aydan Mürtezaoğlu ve Bülent Çangar'ın devamlı katası sergileri çok önemli bir retrospektif. Yurt dışından birkaç başlığı da şöyle bir hatırlayalım istiyorum. Yaşanabilecek en sıra dışı gelişmelerden birini yaşadık. Banksy, dünyaca ünlü sokak sanatçısı diyelim. 2006 yılında yaptığı Kırmızı Balonlu Kız adlı eseri rekor bir fiyata, hemen bakıyorum, 1.4 milyon dolara İngiltere'de müzayedede satıldı. Eser kendine imha etti. Neredeyse canlı ve işte o günün bütün dinamiği içerisinde her şeyi takip ettim. Şimdi bir kere tabii Banksy bir anti kahraman. Evet. Kesin. Yani sanat ekonomisinin ayarlarıyla oynuyor sürekli. Hmm. Bu da öyle bir örnek. Sergiyi gezerken çok şaşırtıcı bir şey vardı bence, her şeyden önemlisi. Bir kağıt üzerine bir çalışma bu nihayetinde. Hmm. Ve çok ikonik tabii, çok bilinen bir çalışması. Ama o kadar böyle farklı bir çerçevede sergileniyordu ki, klasik bir çerçeve, bayağı kalın. Doğrusu zaten bir tuhaf bakıyorsunuz resime, biraz da yadırgıyorsunuz. Yani bu kadar hani sanat ekonomisini reddeden birisinin böyle bir çerçeveyi kabul etmesi de ilginç. Hmm. Ama sonra işte o meşhur müzayede anı, satıldıktan sonra içerideki bir mekanizmanın çalışması, kağıdın aşağı doğru işte bir tür kağıt kesme makinesi içine yerleştirilmiş, yarısına kadar kesilmesi, niye tamamı kesilmedi, oradan başlıyor tartışma. Banksy niye böyle bir şey yaptı, gerçekten de işte pek çok yaklaşım var bu konuda, cevap da var. Bir, onu değersizleştirmeye mi çalıştı, yoksa bu yapmış olduğu performans ve müdahaleyle ona farklı bir değer mi kattı? Nihayetinde bir kere bütün bu vakanın bir performans olarak kendisi tarafından kaydedilmesi, insanların o andaki tepkileri, müzayede evinin açıklamaları, ne söyleyeceğine dair meraklar demesi. Mesela. Evet, muhtemelen bilinmiyor diye kabul etmek lazım. Burada hep açıklamaları doğru kabul etmek lazım. Evet. Onun etrafında tabii ki herkes dilediğini düşünmekte özgür. Şahsi fikrim, tabii ki bence yılın olayı budur. Rekorlar diyordum ki, işte iki eser daha var. Van Gogh'un Woman Mending Nets in the Dunes tablosu 7 milyon euroya alıcı buldu. Daha sonra Asur Tanrısı var, 3000 yıllık Asur Tanrısı. New York'ta Christie's Müzayede Evi'nde açık artırmayla 31 milyon dolara satıldı. Sansasyonel haberler de oldu. Mesela Salvador Mundi hala ne olduğunu çok anlayamadık. Yani zaten Leonardo'nun bilinen 20 yapıtından birisi oldu, alıcı. Bunu Leonardo olduğu için aldı ve o rakamı o yüzden verdi. Abu Dhabi Louvre Müzesi olduğu net mi? Doğru. O hedef doğru. De o zaten ve orada kamuyla paylaşılması. Dolayısıyla yapıtın sergilenmesi bekleniyor ama hala akıbeti konusunda bir soru işareti var. Nerede olduğu tam çok anlaşılabilmiş bir durumda değil. İngiliz sanatçı David Hockney'nin Christie's New York müzayede satışı da yine bir dünya rekoru. Yaşayan bir sanatçının ilk defa 90 milyon dolar kadar yüksek bir meblağa ulaşması. Bu da bir önemli not olarak geçti, kaydedildi. Maalesef müzecilik adına ve sanat
tarihi adına üzücü bir olay yaşandı. Brezilya Ulusal Müzesi'nin yanması, %90'ına yakını galiba eserlerin yok olması gerçekten çok üzüntü verici. Ne yazık ki tabii ki bir kültürel bir tarihten, bir birikimden söz ediyoruz. Geri dönmeyecek bir şeylerden söz ediyoruz. Evet. Yani inşallah başka bir müzenin başına gelmez doğrusu. Bunlar unutulmaz hikayeler olacak. Ne yazık ki diyerek bırakıyoruz tabii bu konuyla ilgili sözü. Sanatla yola devam edelim. Ben 2019 için en çok da bunu diliyorum. Aynen. Bir dileğinle tamamlayalım. Şahane bir yol olacak diye düşünüyorum. Şahane bir yol olacak. Çok teşekkür ederim Levent Çalıkoğlu katıldığın için.